Merhaba gençler hepinize. Milletim Bakanlığı yayınlamış olduğu 4-4'lü konulu pekiştirme testlerindeyiz. Birinci ünitemiz fizik girişti onu bitirdik. Şimdi ise ikinci ünitemizdeyiz. Bu madde ve öz kütle ünitesi. Biri test A ve B testlerinden oluşmakta. İkinci test de yine A ve B testlerinden oluşmakta. Üç sadece tek başına, dört de tek başına. Ama bir test A ve B olmak üzere ikinci testten oluşmakta. Şimdi test A'dan başlıyoruz gençler. Birinci sorumuz. Aynı sıcaklık ve basınç altındaki bazı maddelerin özgül değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Sadece dikkat edin bakın. Sadece bu tablo verileri kullanılarak hangileri doğru olur? Şimdi eşit kütlede çelik platinden daha fazla yer kapılmaktadır. Buna bakmak için özgülse bakmak lazım. Şimdi önce şunu da söyleyelim isterseniz. Özgülse sabısı nasıldır? D platin. Platin en yoğun değil mi? 20,4 sonra kim geliyor? D altın. Sonra D, gümüş gençler. Gümüş. Sonra ise D, çelik gelmekte. Şimdi eşit kütlede alıyorsak. Şimdi öz kütle formu neydi? D eşittir. M bölü V mi? M eşittir nedir? D çarpı V'dir gençler. Biz eşit kütlede aldığımız zaman diyor ki daha fazla yer kaplamaktadır. Yani hacminin daha fazla olduğunu söylemektedir çeliğin. Şimdi burada nasıl bir orantı vardır? D ile V ters orantılıdır. Öz kütlesi küçük olan maddeler aynı kütlede alındığı zaman daha fazla yer kaplayacaktır. Evet çeliğin öz kütlesi küçük olduğu için daha fazla yer kaplar. Bir cümlemiz doğru. Eşit hacimde aldığımız zamansa gümüş altından daha fazla kütleye sahiptir diyor. Şimdi siz Yine bununla ilgili şeyde yazalım. D eşittir. M bölü V. V sabit iken M ile de doğru orantılıdır. Dolayısıyla yoğunluğu büyük olanın kütlesi daha fazla olacaktır. Gümüşün yoğunluğu altının yoğunluğundan daha küçük olduğu için dolayısıyla daha az kütleye sahip olacağından bu cümle yanlıştır. 3. Çelik platinden daha dayaklıdır. Gençler biz yukarıdaki tabloya bakarak bunu anlayamıyoruz. Çünkü diyor ki sadece bu tabloya bakarak yorumlamanızı istiyor. Biz bu cümle için doğrudur veya yanlıştır diyemeyiz, O yüzden doğru cevabımız A şıkkıdır. Yalnız bir. İkinci sorumuz. Bir grafik sorusu. Sabit sıcaklık ve basınç altındaki kabile maddelerin hacim kütle grafikleri şekilde verilmiştir. Dikkat edin. Hacim kütle. Hacim yukarıda. Kütle burada. Buna göre işte K'nın öz sitesi DK, L'ninki DL olduğuna göre bunların oranları nedir diye soruyor. Önce DK'dan başlayalım. DK. Dikkat edin bakın. E, hacim kütle grafiği. O yüzden önce aşağı gidersiniz. Buradan kütle grafiği, kütle değerini bulursun Ne kadar? 8. Değil mi? E, hacim ne kadar? 16. 8 bölü 16 ne çıkar burası? 1 bölü 2 çıkar gençler. Şimdi ise DL yazıyoruz. Hangi formülü yerine koyduk burada değiştir. M bölü ve bu formülü yerine koyduk. Yani kütle bölü hacim. Kütle değeri ne kadar? Aşağı inersek 9. Peki bu orandayken hacim ne kadar olmuş? 12. Sadeleştirsek ne olur? 3'e bölsek 3, 3'e bölsek e 4 yapar. O zaman buradan dk bölü dl oran ne, çıkar gençler? Bakalım. 1 bölü 2 bölü 3 bölü 4. 1 bölü 2 aynen kalır. 4 bölü 3 ters çevirsek buradan. O zaman 2 bölü 3 gelir gençler. Evet cevabımız B şıkkıdır. Üçüncü sorumuz. Bir maddenin moleküler arasındaki çekim kuvveti kohezyon kuvveti olarak adlandırılır. Buna göre verilen durumlardan hangisinin oluşmasında kohezyon kuvveti rol oynar? Gençler bu tip sorular varsa kohezyon diyorsa özellikle aramanız gereken şeyler e, suyun damla halinde bulunması veya suyun küresel halde bulunması kohezyon kuvvetleriyle ilgilidir. Bakalım acaba hangisinde? Yüzeylerin ıslanması. Gençler şimdi eee ıslanma yapışma yapışma veya tozlanma varsa bu üçünden birini gördüğünüz zaman, gördüğünüz zaman burada adezyon kuvvetleri etkilidir dersiniz ama damla veya küresel halde bulması diyorsa o zaman da kohezyondu. Şunu da yazalım. notalanlar bu şekilde not alabilir. O yüzden ıslanma, yapışma, yapışma gibi şeyler varsa bunlar direkt adezyon ile ilgilidir. D'ye bakalım. Su musunun ucunda suyun asılı kalması gençler. suyu açtığımız zaman ne olur burada? Su ee, hemen akıp gitmez de biraz birikir. Dolayısıyla bakın suyun burada musluğa yapışması tam şurada adezyon kuvvetleri etkilidir. O yüzden bu da olmaz. Birbirine çok yakın sudanların birleşmesi. Evet su damlaları. Bakın e, kohezyonun tanımı şudur. Aynı tür moleküllerin birbirine uyguladığı, çekim kuvvetidir. E, su molekülleri birbirine birleşiyorsa o zaman bu kohezyon kuvvetiyle ilgilidir dersini geçer. Dördüncü sorumuza bakalım. Dış etkilerin ihmal edildiği ortamda maddeler birbirinden ayırmak için kullanılan özelliklere ayırt edici özellik denir. Buna göre hangileri ayırt edici özellik olarak kullanılamaz? Renk Evet gençler. Renk e, ikisi de mavi de aynı madde olacak diye bir şey yok ki. Dolayısıyla renge bakamazsınız. Kütle, kütleye de bakamazsınız ama öz kütle maddeler için ayırt edici özelliktir. O zaman kime bakılamaz? Bir ve ikiliye bakılamaz dersiniz. Beşinci sorumuz. Maddelerle ilgili yargıların hangileri kesinlikle doğrudur? Gazların hacmi yoktur. Gençler gazların hacmi vardır da bulunduğu kabın hacmini alır. Yani bir ufak bir mesela şöyle bir V hacminde kaba gaz koyarsanız, bu gazın hacmi V'dir. V gaz eşittir V'dir. Eğer bu kabı büyütürseniz, diyelim ki 3 katına mı çıktı o zaman V gaz eşittir, V gaz eşittir üç V olur. Yani gazların hacmi yoktur demiyoruz ki biz. Gazların hacmi vardır. O yüzden bu kesin, yani bu yanlıştır. Bu yanlıştır. Katılar sıkıştırılamazlar. Şimdi. Eğer tahta tahtaysa evet sıkıştırılamaz ama mesela süngerse sıkıştırabilir. O yüzden buna kesin diyemeyiz. Sıvıların belli bir şekli yoktur. Evet sıvıların belli bir şekli yoktur. Cevabımız C şıkkı. 6. Aynı maddeden yapılmış KL ve M maddelerin boyutları şekilde verilmiştir. Buna göre cisimlerin kendi ağırlıklarına karşı dayanıklılık sıralaması nasıldır diye soruyor size. Gençler şuraya bir yazalım istiyorsun formülünü. Şimdi dayanıklılığın formülü aslında kesit alanı bölü hacmiydi uzunca yazalım mı şöyle? Kesit alanı bölü hacim idi. Ama yazdığımız zaman şöyle oluyor bakın. Kesit alanı bölü hacim ya. Hacim yer ne yazarsınız? Taban alanı. Taban alanı aynı zamanda düzgün cismler için kesit alanı eşittir. Yani kesit alanı çarpı yüksek olur. Tekrar söyleyeyim. Hacmin formu taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı yerine kesit alanı yazıyoruz. Kesit alanı çarpı yüksek olur. O zaman bunlar giderse formül ne kalır? 1 bölü h kalır gençler. Ve dayanıklılık eğer sorularda size sorulursa kendi arına karşılık direkt yüksekliğe bakarsın. Ve yüksek nasıl orantılıdır? Yüksekliği küçük olanın da dayanıklılığı daha büyüktür. Kimin yüksekliği küçük o zaman? En küçük K. Evet bakın bu kadar. Sonra kim geliyor? M. Sonra ise M, L gelmekte. O zaman demek ki en büyük D, K. Sonra D, L, D, M. Sonra ise D, L dersiniz. K, M, L hangisinde? C şıkkında. 7. Farklı iki maddenin moleküller arasındaki çekim kuvveti adezyon kuvveti olarak adlandırılır. Buna göre aşağıdaki verilen durumların hangisinin oluşmasında adezyon kuvveti önemli rol oynar. Az önce söyledik. Eğer bir şeyin yapışması falan varsa bunlar adezyondur demiştik. O yüzden cevabımız değişiklik. hiç okumaza gerek yok. Ama yine de diğerlerine bakalım. İşte su damlacıklarının veya civanın küre şeklinde olması, suyun ip gibi akması, hafif canlıların yüzeyinde şey su yüzeyinde durabilmesi, yüzeye gelmeyi eğilimidir ki yüzeye de kohezyon kuvvetinin sonucudur. yapakların su üzerinde yüzmesi, eğer yapılan bir kısmı suyun içinde ise o kaldırma kuvvetidir ama yüzeyinde duruyorsa, batmadan duruyorsa yine bu yüzeye gelmeye gider. Bundan bir alakası yoktur. Evet 8. sorumuz. Adezyon kuvveti ile ilgili hangileri doğrudur? Maddelerin cinsine bağlıdır. Evet su ve mesela civada farklı bir adezyon kuvveti etkili olur. Aynı tür moleküllerin arasına meydana gelir. Hayır. Bu kohezyonun tanımıdır. Farklı tür moleküller arasında meydana gelir. O yüzden cevabımız eşlik olur gençler. 9. soruya baktık. Aynı matın yapılmış K boyutları şekilde verilmiştir. K cisminin kesim alan bölü hacim oranı L cisminin kaç katıdır diye soruyor. Az önce bakın şurada üçünü sonra da söyledim. Kesim alan bölü hacim dediğimiz zaman orada sadeleşir. Hacim içinde yine kesim alan vardır sadeleşir. 1 bölü H kalır. Yani size aslında dayanıklılığı soruyor gençler. Yani size aslında 1 bölü H'ı soruyor. O zaman şimdi bunun yüksekliğine kadar 4. Yani bunun için o kestanlı bir hacim oranı dediği şey 1 bölü 4'tür. Bunun için nedir? 1 bölü 8'dir. Şimdi gençler 1 bölü 4, 1 bölü 8'in kaç kattır? Evet 1 bölü 4, 1 bölü 8'in x kattır dersek buradan sadeleşme yaparsanız x eşittir 2 çıkar. Cevabımız A şıkkı. 10. sorudayız. Suyun yüzey gerilimi ile ilgili hangiler doğrudur? Deterjan eklendiğinde yüzey gelim azalır. Evet bu bilgimiz doğrudur. Yemek tuzu eklenen yüze gerilim artar. Evet sıcaklığı artarsa yüzey gelim azalır. Zaten size en çok karşınıza gelecek şeyleri sormuşlar. Bakın deterjan, tuz, sıcaklık. Yüzey gelimi etkilen faktörler varsa mutlaka bu üçü vardır. Ve üçünden birisi vardır. Yani bunlar temel bilgiler. Bunların üçü de doğrudur deriz. Son sorumuz. Kılcalık olayıyla ilgili aşağıdakiden hangisi doğrudur? 1. Sıvı dolu bir kaba daldırılan ince boruda sıvı her zaman yükselir. Gençler e, her zaman yükselir diyebilir miyiz? Nasıl mesela cıvayı koyduğumuz zaman cıvayı koyduğumuz zaman orada sıvı yükselmesi değil sıvıda bir alçalma oluyordu değil mi? Sıvıda alçalma olurdu. Yani şöyle yaptığımız zaman daha geniş yapalım daha net görün. Yani sıvıda bir alçalma olurdu bu şekilde. Yani her zaman yükselir diyemeyiz. O yüzden yanlıştır. Zaten şimdi sizler belki yeni yeni bu şekilde sorular çözeceksiniz. Bir yerde eğer her zaman falan ifadesi varsa bu da genellikle yani bu yanlıştır. Yani illaki istisnalar vardır. Aklınız olsun. Bunlara dikkat edin. Kılcalık sadece adezyon kuvvetinin etkisiyle gerçekleşir. Hayır. Kılcalık olayı dediğim şey mesela e, adezyon kuvvetinin, koezyon kuvvetinin büyük olmasıyla gerçekleşir. Değil mi? Mesela e, peçetenin ucuna suyu daldırdığımız zaman suyun bu şekilde ilerlemesi Özellikle adezyon kuvvetine kaynaklanmaktadır. Sadece kelimesi yine tehlikelidir. Nasıl her zaman tehlikeliyse sadece kelimesi de tehlikedir. O yüzden bu da yanlıştır. Küp şekerin ucunu sudanmasan damlasan diye sonucunda suyun şekerin her yerine yayılması kılcallık etkisindedir. Evet doğrudur bu cümlemizde. Evet bir testi bitirdik A testimizi. Şimdi ise birazdan B testimizi çözelim.